Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve bahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl hayri ve lâ asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. El alimu vel müteallimu şerikâni fil hayr. Vesairun nas la hayra fihim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları rıdvanullah teâlâ aleyhi ve sellem. Bilcüm'e mümin mensuben kardeşlerimizden ihtar dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain fâsaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstadları, üstadlarımız, müşavemlerimiz hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri bu cami-i şerif yaptıranların, bu cami-i şerifin bugüne kadar gelmesinin katkısı olanların bu cami-i şeriften güzelan eden eyyime hutaba müezzin kayyime cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümnünat. Tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El alimi vel müteallim, ilim sahibi, kimse, mümin vel müteallim ve o ilim sahibinden ilim öğrenen kimse şerikâni fil hayr, hayırda ortaktırlar, birbirine yardım etmiş olurlar. Çünkü hoca olmasa talebe kimden öğrenecek, talebe olmasa hoca kime ilim öğretecek, ikisi de birbirine yardım etmiş olurlar. Evet, bu ilmin yayılması, öğretilmesi iyiliklerin en muazzamıdır. Dünya ve dinin ayakta durması, kıvamı ilim sayesinde olur. Vesairun nas la hayra fihim. Evet, insanların başkasında hayır yoktur. Yani ilim sahibi değil, öğrenmiyor da. Rastgele yaşıyor. Aha, onlarda hayır yoktur. Gene bir hadis-i şerifte "Ed-dünya mel'une, mel'unun ma fiha." Dünya mel'undur. Lanetlenmiştir. Ve dünyadakiler de lanetlidir. İlla zikrullah ve ma vala. Ama Allah'ı zikir ve onun kapsamına giren şeyler hariç. Ve alimen ve müteallimen, alim ve öğrenci hariç, ilim öğrenen hariç diye hadis-i şerif vardır. Yani bu hadis-i şerif alimlerin ilmin öğrenmenin şerefini, faziletini göstermektedir. Bu konuda ayetler, hadisler çoktur. Onun için imanımızla ilgili meseleleri, ibadetlerle ilgili meseleler ki buna fıkıh denir. İmanımızla ilgili meseleler, akaid, bunları öğrenmeden imanımızı koruyamayız. İbadetimizi gerçekleştiremeyiz. Namazın geçerli olması için Allah 12 tane farz koymuş. Altısı dışında, altısı içinde. Bunları bilmezsen, yapmazsan boşuna yatar kalkarsın.
Evet, orucun farzları var. Tan yeri imsak vaktinden güneş batana kadar niyet ederek, Allah'ın rızası kazanmak için oruya niyet ederek yemeği, içmeyi, her türlü cinsel ilişkiyi terk etmek. Allah'ın sevabını kazanmak, rızası kazanmak uğruna. Bu konularda hangi şeyle orucu bozar, hangisi bozmaz? Bunları öğrenmezsen orucun olmaz. Onun için mutlaka hele bu devirde çünkü İslam dışı şeyler evimizin içine giriyor. Televizyon Avrupa'yı da, Amerika'yı da, Afrika'nın vahşi adamlarını da, putperestleri de gösteriyor. Bunlar evimizin içine giriyor. İnsan gördüğü, duyduğu, beraber yaşadığı şeylerden etkilenir. İşte bu çevreden dinimize, dinimizin emirlerine aykırı şeyler gördüğümüz zaman bilgili olursak taş koyarız. Onu orada bitiririz. Ama bilmezsek bugün duyarız, üstünde durmayız. Bir daha duyarız derken biz bakıyoruz ki o işi yapmışız. Farkında olmadan. Evet, tabii dine aykırı, Allah'ın emirlerine aykırı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine aykırı şeyler yaptığımız zaman da o zaman eliniz boş çıkar. Bu dünyada boşuna yaşamış olursunuz. Ondan dolayı bilhassa imanı korumak için, ibadetlerin geçerliliğini sağlamak için, güzel bir hayat sürmek için mutlaka evet akaid ilmini bilmemiz lazım. Hangi sözler küfürdür? Bunu bilmemiz lazım. O sözlerden zinhar uzak durmak lazım. Evet, ibadetlerin farzlarını olmazsa olmaz prensiplerini mutlaka bilmemiz lazım ki ibadet etmiş olalım. İlimsiz olmaz. Evet, ilimsiz olmaz. Evet. Şimdi Efendimiz bunu böyle bize hatırlatıyor. Ha, ya alim olun ya da alimleri dinleyin. Siz kendiniz okuyamıyorsanız, öğrenemiyorsanız öyle ya, herkes bu kitaplarla uğraşmaz. Bana elbise yapacak adam bulamayız o zaman. Yiyeceğimiz ekmeği yapacak adam bulamayız. İnsanlara dürüst olarak hizmet etmek hakka hizmettir. Halka hizmet hakka hizmettir. Herkesin yeri var. İlla yani ilim sahipleri değil de yalnız bu konularda hangi sınırlara uyacağız? Bu sınırları bilmezsek kaybederiz. Evet. 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 Efendimiz buna dikkat çekiyor. Alim ve müteallim öğrenci diyor. Hayırda ortaktır. Siz de bu ikisinden biri olun. Bunun dışındakilerde hayır yoktur. Ebu Darda Hazretlerinden Taberani nakletmiş. El alimu eminullah fil ard. Alim din alimi. Yeryüzünde Allah'ın eminidir. Allah ona güvenmiştir. Evet. Çünkü şu haram, şu helal, şu günah, şu sevap, şu mübah filan diye Allah'ın emirlerini zarar vermeyen hareketleri insanlara o öğretir. Allah'ın öğretirken de tabii dinimize göre hak Allah'ın emrettiğidir. Hak Peygamberimizin ifade ettiği söylediğidir. Biz ona inanırız. Hakta hak Kur'an'dan başka hak olmaz. Orada zaten her şey var. Evet. Bunu söylerken de Kur'an'daki Allah'ın emirlerinin daireleri içinde, sınırlar içinde kalacak alim efendi yanlış söylerse insanları yanlış yollara sürükler. İlim sahibi adam yeryüzünde Allah'ın güvendiği kimsedir. Yanlış yapmaması lazım. Belirlenen sınırları dışına çıkmaması lazım. Öğretilmesi gerekenleri öğretmesi lazım. Evet. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi فَلَا تَكُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ
Allah'ın emirleri, peygamberin emirlerine karşı, Allah ve Resulüne karşı hainlik yapmayın. Dürüst olun. Neyi emretmiş onu söyleyin. Din bizim değil. اِنَّ الدِّينَ عِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Tek din Allah'ın kabul ettiği İslam'dır. Evet, eskiden de Allah bir, peygamberler hak. Bu da İslam'ın esası. Sadece uygulamalar değişir, ibadetler değişir. Evet, Allah'ın kabul ettiği bu dini, emirlerini eksiksiz fazlasız aynen aktarmak zorundayız. İlim sahibi olarak Allah onu söylüyor. Enfal suresi ve la takunullah ve rasul, Allah'ın ve Resulünün emrettiklerini eksiksiz fazlasız olduğu gibi herkese söyleyin, saklamayın, ilave etmeyin, eksiltmeyin. Allah'a ve Resulüne hıyanet, hainlik etmeyin. Yoksa ve takunu emanatikum ve entum la ta'lemun, eğer Allah'ın emirlerine olduğu gibi insanlara öğretmezseniz, onlarda eksiklik, fazlalık ilave ederseniz, susarsanız, söylemezseniz, emanetlere hıyanet etmiş olursunuz. Çünkü ne dedi? Alim Allah'ın eminidir, güvendiği kimsedir. Ona verdiği bilgiler de emanet şeylerdir. Hain olur bu adam. Allah'a ve peygambere hainlik eden kimse, kendi aranızdaki emanetleri de böyle yaparsa hainlik eder. Ve entüm la ta'lemun, hem farkında bile olmazsınız o zaman. Tamamen ipin ucunu kaçırırsınız. Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi. Evet. Evet. İlim bir yönü itibariyle ibadet, bir yönü itibariyle Allah'ın adına, Allah'ın emirlerini öğrettiğim için Allah'ın halifeliğidir. Halifedir. Evet. Bu en muazzam, en şerefli halifeliktir. Allah'ın sözlerini vasıta oluyorsun, anlatıyorsun. Evet. Alimin kalbine Allah bu bilgileri lütfetmiş, doldurmuş. Onu da aynı şekilde insanlara aktarması lazım. Evet. Hazreti Muaz radıyallahu anh nakletmiş. El alimu. Evet. Alim, yani şer'i, dini ilimleri bilen adam. Mesela fıkıh. Ne demek fıkıh? Şu haram, şu helal. Namaz şurada geçerli, şurada geçersiz. Namazın gerekleri şunlar. Namazda yapılacak şeyler mecburen şunlar. Yapılmayacak şunlar. Bu gibi ilimler. Oruç, ibadet, işte mal taksimi vesaire. Böyle ilimler. Fıkıh, evet, tefsir, Kur'an-ı Kerim dinimizin ana kaynağı. Ne var orada? Evet, Adem Aleyhisselam ve Havva Anamızın hikayesi var. Musa Aleyhisselam hikayesi var ama hep hikaye yok. Emirler var. Şunları yapın, şunları yapmayın, şunlar şöyle böyle diye emirler var. İşte bundan bahseden ilim, tefsir ilmi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri nedir onlar? Şu davranışı yapmış. Bu peygamberin davranışını bir sahabi aktarmış. Ben peygamberin yanındaydım, şöyle yaptı. Buna hadis denir. Yine peygamberimiz sadece fiil değil, sözle de bize emirler vermiş. Buna da sözlü hadis denir. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mesela insanlar bir şeyler yapmış, ses çıkarmamış. Ne demek o? Yani itiraz etmiyor, kabul ediyor demek. Takriri sünnet. Böyle sünnetin de kısımları var. Bu hadis ilmini, tefsir ilmini, fıkıh ilmini, sonra usul ilmini, evet, nasıl hüküm verilecek? Fakih, din alimi nasıl fetva verecek? Bunların usullerini öğreten ilim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ezeli, ebedidir. Evet, o harfler sonradan yaratılmıştır ama kelamın aslı ezelidir, ebedidir. Ama onun bir okunuşu var. Bizimkine benzemez. Ona tecvid deniyor. Aha, onu bilmek lazım. Eğer bunları bilmezsen
Kur'an'ın altından girer üstten çıkarsın. Mesela hamd, şükür demek. Sen de biliyorsun hamdullah. Evet, elhamdülillah. Ama hamd başkadır, tam tersine. Evet, mesela sure. Mesela sure, Kur'an'da bir Allah'ın ayetlerinden oluşan bir Kur'an'ın bir parçası, bölümü. Sure, resim demek. Şimdi sen sini sat okursan namaz bozulur. Namaz bozulur. Ama bunu çok yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Yani sadece biz yapıyoruz değil. Evet, Mekke-i Mükerreme'de 69 yılında ilk hacca gittiğimizde geç kaldık, Kabe'ye yetişemedik. Evimize yakın mescitte namazımızı kılalım dedik. Oraya gittik, 300 kişi var peşimizde. Adam bizi gördü, 300 tane hacı var arkamızda. Ama Türkleri onlar şey bile görmüyor. Geçti, kıldı namazı, bakkalmış orada. Yani 69 yıllarında imamları yoktu, memurları yoktu, paraları yoktu. Sonradan elleri genişledi de onlar yerlerini memurla tayin ettiler. Ama öyle okudu ki, işte dediğim gibi ha'yı hı okudu, ha'yı he okudu. Halik yok eden demek, halik berber demek, halik yaradan demek, ne kadar farklı. Böyle okudu yani Kur'an'ı, bakkalmış. Ben dedim ki arkadaşlar bu namaz olmadı. 300 kişiyi topladım, tekrar akşam namazı kıldık. Bir başka Arap, Mekkeli Arap, ona çıkıştı, rezil ettin bizi dedi, çok kötü okudum dedi. Sen kimsin dedi, bana karışacak, birbirlerine kavga ettiler, ben ayırdım. Evet, Kur'an'ı güzel okumazsanız namaz kabul olmaz. Kur'an'ı bir okuyuşu var, işte bu kıraat ilmini. Evet, Allah'ın sıfatları nasıldır, nicedir, evet ezeli midir, ebedi midir, bunlar nelerdir? Evet, bunlarla ilgili kelam ilmi, tevhid ilmi, bunları bilmesi lazım ilim adamının. Müslümanlar da asgari şekilde bunlardan haberdar olmalı lazım. Vel ahlak, dinimizin emirlerine uymak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerini, emirlerine uymak. Yaşadığı gibi yaşamak, ahlak bu. Evet. Ve inneke le ahala ahala ve inneke le ala hulkin azim. Habibim sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz ne yapmışsa yapmak, ahlak bu dinimizde. Aha, bunu bilmek. Tuvalete nasıl girdi? Yatarken nasıl yattı? Yataktan kalktığı ne dedi? Yemek yerken ne dedi? Karşılaştığı zaman ne dedi? Ayrılırken ne dedi? Yani hayatın her safhasıyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiillerini, sözlerini tam yaptınız mı? Ahlak sahibisiniz. Efendimiz'i kendinize uydurdunuz mu? En güzel ahlak üzeresiniz. İşte bunun gibi. Tabii bunları bilmek de Arapça bilmeye bağlı. Bu kitap Arapça. Akad kitapları Arapça. Fıkıh kitapları Arapça. Ha, Arapça öğreneceksiniz ki bunları. Kur'an'ın tefsir, Kur'an Arapça. Bunları bileceksiniz ki manasını anlayacaksınız. Yani başka milletten olsanız da Arapçadan anlayacak şekilde Arapçayı öğreneceksiniz. Yani ilim sahibiniz olacak. Siz bunları bilmiyorsunuz, ilim sahibi de diğer insanları bunu öğretecek. Evet, Arapçayı öğrenmek de bu ilim sahibinin öğrenmesi, malik olması gereken şeylerden birisidir. Evet, sonra örf ilmi. Evet, bazı örfler vardır, kuralların önüne geçer. İnsanlar yapa gelmiştir, onu bir türlü kaldıramazsınız. Ha, bunların dinimize uygun olanı var, uygun olmayanı var. Evet, bizden söylemesi, kabul etmemek, edip etmemek hocalara ait. Kitaptan söylüyoruz, kendimizden söylemiyoruz. Çünkü şu konuşmanın hesabını vereceğiz biz kabirde. Niye yalan attın lan filan diyecekler. Onun için biz fıkıh kitaplarında olan söylüyoruz, hadislerde olan söylüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el ezanu cezmün vel ikametü cezmün. Ezan, cümlelerin sonu tutarlı okunur. Kâmet getirirken kâmet cümlelerinin sonu tutarlı okunur diyor. Bunu söylüyoruz inadına müezzin
Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Kardeşim bu benim görüşüm değil. Dinin emri bu. Peygamberim, sen peygamber kafa mı tutuyorsun? Ay zaman. Tamam sen kimsin? Eyvallah, ben kim olduğumu iddia etmiyorum ama peygamberin hadisini arz ediyorum sana. Ben elçiyim. Neden böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ulan Allahu Ekber, Allahu Ekber desene. Efendimiz emri bu. Yapmıyor. Neden yapmıyor bilmiyorum. Evet efendim, bütün bunları öğrenmek, öğrendikten sonra tatbik etmek, işte örf haline gelmiş. Evet, şimdi şu üstünde olduğum sandık tahrimen mekruhtur. Bu benim fetvam değil. Bakın burada bir tahtadan sandık var. Ne zaman konduysa, Mimar Sinan koymamış. Mimar Sinan aşağıda. Beton, ne o, mermer aşağıda. Söylüyoruz. Bu tarihi cami diyorlar. Dokunursak tarihi cami değil. Değiştirme yok ya. Asrına döndürmek var. Bir türlü ben böyle gördüm diyor. Ya sen öyle gördün ama kaynak gösteriyoruz güzel kardeş. Şu yükseklik sanki dinin gereğiymiş gibi. Hep böyle gördüğü için bunu değiştirmeye kalktın mı karşı koyuyor sana. İyi ama senin de benim de uymamız gereken aha bu kitap. Fıkıh kitabı, hadis kitabı, tefsir kitabı, akaid kitabı. Hepimiz ona bakacağız. Ona uygun olanları söyleyeceğiz. Ben de sana diyorum ki efendim böyle hadisi var. Fıkıh kitaplarında da imamın yüksek yerde, cemaatten yüksek yerde bulunması tahrimen mekruhtur diyor. Çünkü İslam'da imam cemaatten ayrı bir insan değildir. Cemaatin birisi en iyisi imam olur. İmam olur. Senin gibi bir adam. Ama senden güzel Kur'an okur, bilgisi senden iyi, o geçecek. Evet. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Kilisede papazın olduğu yere absit derler. Orayı kimseye sokmazlar. Papazın özel mevkidir. Allah'ın vekili papaz. Öyle bir şeref verirler onlar. Öyle bir şey yok. Dinimizde imam da senden birisi. Ondan dolayı şeklen bile olsa senden ayrılığı ifade eden bu yükseklik tahrimen mekruh. Namaz geçersizdi demiyorum, dikkat edin. Tahrimen mekruh olarak namaz kılınıyor. Söylüyoruz, bizden söylemesi, bizden söylemesi. Ama yıllardır bunu göre göre adam bunu değiştirmek kendine şey geliyor. Böyle gördüm ben diyor. Yıllardır burada imamım, mezirim diyor. Yani Süleymaniye'de sadece söylemiyorum. Başka yerlerde güzel kardeşim. Ana kaynakta böyle yazıyor. Bu benim fetvam değil. İşte örf. Bazen kuralların önüne geçer. O örfler İslam'a uygun mu değil mi? Onu da bilmemiz lazım. Onu da bilmemiz lazım. İlim sahibi olan adam onu da bilmesi lazım. Evet. Örfü de bilmesi lazım. Evet. Fetva verirken şey etmemek için, evet. Bu Arapça ilminin de çeşitli kısımları var. Nahyu var mesela, kurallardan bahsediyor. Kelime yapılarından sarf var. Mani ilmi var, beyan ilmi var, lügat ilmi var. Evet, kelimelerin kaynaklarını gösteren istikak ilmi var. Şiir, şiirinde aruz vezni, bilmem hece vezni. Bunları bilecek. Bunların çünkü bazen bu hecelerden bile adam öyle bir yerleştirmiş ki mana değişiyor. Bunları da bilmesi lazım. Evet. Kafiyeyi bilmesi lazım. Bu ilimlere sahip olması lazım. Evet. Evet. El-alimu ilim sahibi kimse. Bu dediğimiz bilgilere sahip olan kimse. Bi-gayri amelin kel-misbahu yuhriku nefsehu. Kendini yakan kandil gibidir. Herkese söyler, kendi yapmıyorsa kendini yakan kandil gibidir. Hani mumu yakıyorsunuz, tükeniyor. Sonra sönüp gidiyor. Ama böyle söylediği güzel şeyleri doğru söylese bile, yalan söylemese bile, kitaplarda olan söylese bile kendi yapmazsa kendini yiyip bitiren muma benzer, kandile benzer diyor. Herkese faydası olur, kendine faydası olmaz. Zaten çok zor hesap verecek.
لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz diye hesap verecek ilim sahipleri, hocalar. Efendimiz ona işaret ediyor. Evet. Ve يُضِيُّ لِلنَّاسِ Kendini yakıp tüketir. İnsanları aynatan kandile benzer. Yaptıklarını uygulamazsa. Evet. Bu hadis-i şerifi de Cündep Hazretlerinden nakledi. El alimu vel ilmu vel amelu el halisu fil cennet. Evet. Akıllı alim, yani doğrusunu öğrenmiş, öğrendiğini tatbik etmiş akıllı alim, efendim vel ilim, bu ilim tefsir ilmi, akaat ilmi, kıraat ilmi, bu ilimler vel amelu amel, namaz, oruç, hac, zekat, efendim bunlar, bu amel fil cennet, cennettedir, orada olacaklar. Evet. Eğer alim ilim bildiği şeyleri tatbik ederse izâ amilel âlimu bimâ alime, bildiği şeyleri tatbik ederse fil cennet, cennettedir, makam sahibidir, derece sahibidir, olacaktır diyor Efendimiz. Feize lem ya'mel el alimu bima ya'lem, ama ilim sahibi adam bildiklerini uygulamazsa, tatbik etmezse, kadir olduğu halde yapabilecekken yapmamışsa, kâne'l ilmu vel amelu fil cennet, ilim ve amelin aslı gene cennettedir. Amma vel alimu fil nar, bu bildiklerini uygulamayan o alim cehennemdedir diyor güzel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yani hatta bazıları diyorlar ki böyle bilip de uygulamayan adamdan hiçbir şey bilmiyor, niyeti iyi ama bir şey bilmiyor, o önde cennette ondan iyi olacak diyor, çünkü karıştırmıyor alim bildiğini uygulamıyor, o cehennemdedir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Süfyan Sevri, ben insanlara bildiğim, evet, bildiğim şeyleri insanlara öğretirim, kendim de yaparım. Eğer yapmazsam, söylersem en cahil adam ben olurum. Öteki adamlardan daha geri o durum, mevkim öyle olur. Evet. Ebu Darda Hazretleri de diyor ki la yekunul mer'u alimen hatta yekuna li ilmihi amilen. Alim adam, bilgili adam yaptığını uygulamazsa alim olmaz. Alim olmaz. Evet. Öyle diyor. Alim olmak, ilmiyle amil olmak. Kur'an'da da bize kendiniz karar vermeyin. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz şeyleri ehli zikir alimlere sorun. Yani adam biliyor. Hristiyan. Senden iyi biliyor. Profesör. Fakir profesörü. Ama Hristiyan. Hiç namaz yok, abdest yok, itikat yok. Peygamberimizi kabul etmiyor. Öyle değil. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi böyle ehli zikir bilecek, bildiğini uygulayacak, inanacak. Öyle alimlere sorun. Ondan dolayı biz ya alim olacağız, ya müteallim öğrenci olacağız, ya da alimleri dinleyen birisi olacağız ve mutlaka dinimizin hükümlerini mutlaka belleyeceğiz, ona göre hareket edeceğiz. Aksi halde yanlışlardan kurtulamayız. Evet, elimiz boş çıkar. Çok yanlış şeyler yaparız. Evet. İnnellezîne ittakav. Evet, Allah'tan korkan, haramları işlemeyen, Allah'ın gördüğü, öğrendiği bilgileri yapmayan, haramları yapmayan, onlardan sakınan, bize mesevim taifim mineşşeytani,
tezekkeru feyze hum yubsirun. Bunlar şeytanlar, onların da peşinde çok koşar. Hatta alimlerin peşinde şeytanlar kurmayları şey olur. Vatandaşta normalde herkesin bir şeytanı var. Onun için camiye girerken Bismillah deyin ki sizinki dışarıda kalsın. Yoksa zevk alamazsınız. Hoca nelerden bahsediyor ya? Rahat edemezsiniz, içiniz açılmaz. Şeytan var çünkü. Peygamberimiz diyor, siyah koç gibi aralarda dolaştığını görüyorum diyor. Camiye girerken Bismillah, eve girerken Bismillah, çıkarken Bismillah, yatağa girerken Bismillah. Besmele Allah'a sığınmak, şeytandan kurtulmak demek. Bunu mutlaka her zaman yapacağız. İşte alimler de Allah'a sığınırlar mı? Gerçeği görürler. Gerçeği görürler. Şeytan onlara onu yanılttı mı çünkü? Onun hitap ettiği vatandaşı da yanılttığı için çok tasallut ederler şeytanların, hem de çok bilgilileri, kurmayları. Ama bu alim adam besmeleyi dilinden düşürmezse, evet, tevekkeltu alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Evden çıkarken Allah onu muhafız melek halk eder, şeytanın tasallutundan korur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, bunları dikkat edeceğiz. Bunları dikkat edeceğiz. Efendimiz bunları bize bu maksatla haber veriyor. Evet. Ebu Hureyre'den, el alimu ize arade bi ilmihi veşhallah. İlim sahibi adam, şeriat alimi, bildiği ilim ile Allah rızasını kastediyorsa, Allah'ın rızasını, zatını kastediyorsa, hâbehu küllü şey, hâbehu küllü şey, her şeyi ondan korkar. Allah ona heybet verir. Evet, Allah ona heybet verir. Hazreti Ömer bunlardan birisiydi. Sabahında halifeyken dolaşırmış, tayin ettiği güzel adamlar tayin ediyor. Vatandaşın işini görecek memurlar tayin ediyor. Ama görevlerini güzel yapıyorlar mı diye sabah kadar da uyumuyor. Herkes, vatandaş uyuyor, Ömer uyumuyor. Sabah kadar dolaşırmış. Ondan sonra bir Yahudi gelmiş Medine-i Münevvere'ye. Kahire Müslümanların eline geçmiş. Kahire'de mescit yapılmış. Ama Müslümanlar çoğalınca cami yetmemiş. Camiyi genişletecek oranın Müslüman valisi. Yakında da Yahudi dükkanı var. Yahudinin derdi para. Şimdi de para, eskiden de para. Ben demiş, rızam yok, vermiyorum demiş. Demiş, 2-3 misli para verem, 5 misli para verem. Dükkanından çık demiş, ben camiyi büyüteceğim. Hayır demiş. O da neyse 5 misli para vermiş. Zorla yıkmış dükkanını, camiye katmış, şeye gelmiş. Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer sabaha kadar dolaştığı için kuşluk, mescidin avlusunda, 69'da da kum vardı. Mescidin avlusunda sağına yatmış, kumun üstünde azıcık uyuyor. Nerede demişler sizin halifeniz? O demişler şeydedir, mescittedir. Oraya gitmiş. Yahudi'nin kafasında halife demek, devlet adamı demek, muazzam koltuklarda böyle makam, böyle kuruntulu, çatıfatlı bir adam kafasında. Hazreti Ömer de, o koca Ömer, sakalı da var. Kumun üstüne yatmış sağına, o gelince filan demiş. Uyanmış, sakalına rüzgar estikçe kumlar dolmuş. Demiş ya, bu halife olsa ne yazar? Kumun üstünde yatıyor. Kim dinler bunu? Ama demiş, buraya kadar geldim demiş, isteğimi söyleyeyim. Evet, ondan sonra Ömer'e hiç kumuşunu yattığı için hiç şey, şatafat yok. Böyle gurur, kibir yok. Adam gözünde hiç çöp kadar görmüyor. Ondan sonra demiş, ben Kahire'den geliyorum. Senin valin benim dükkanımı zorla istimlak etti, cami yaptı. Cevap.
bir Müslüman Nüşirevan'ı aratmaz. Nüşirevan İran hükümdarı bile böyle haksızlık yapmadı. Sen Müslümansın, nasıl haksızlık yaparsın? Vermiyorsa vermeyecek. İkna edeceksin onu. Yazmış, imza, mühür bir şey yok. Kağıda yazmış, al demiş. Böyle ya mühür yok, kaydı yok, kuydu yok, eline bir kağıt vermiş. Bunu götürsem ne yazar, götürmesem? Böyle içinde Hazreti Ömer de küçük görüyor. Kim dinler ya bunu diyor. Üstü başı kum almış, toz almış. Yerde kum üstünde oturuyor. Böyle halife mi olur ya? Onu verdikten sonra böyle duygular içindeyken demiş Ömer. Yahudi donunu batırmış korkusundan. Ne diyor bak? Alim, güzel alimse Allah ona heybet verir. Görenler hazırlığa geçerler. Biz böyle adamları çok gördük. Kimi gidersen diyor hemen adam sarhoş bile hazırlığa geçiyordu. Efendimiz onu söylüyor. Alim adam, kamil alim tabii, eğer böyle eserini gereklerini yaparsa Allah ona heybet verir. Heybet verir. Hâbehu küllü şey, her şey. Evet, Peygamberimize dağlar, taşlar, kayalar, ağaçlar selam verirdi. İlmin merkezi de odur. Diğer İslam alimleri ondan gelenleri öğrenmek suretiyle ilim sahibi oldular. Çölde bir adama rastlamış Peygamberimiz. Çöl bedevisi, tahsil yok, görgüsü yok, bir şeysi yok. Gel demiş, Müslüman ol. Ne demek demiş Müslümanlık? Allah bir de ben de onu demiş, ben de onu peygamberi kabul et. Elçisi kabul et. Allah'ın birliğini bırakalım demiş. Senin peygamber olduğunu kim söyleyecek? Kim? Delinin ne? Evet, peygamberimiz eliyle hurma ağaçları varmış yakında. Gelin demiş. Teala gelin. Köküyle, dalıyla, budağıyla yerinden kalkmışlar hurma ağaçları. Neşhedü enneke Rasulullah. Şehadet ederiz ki, gözümüzle görür gibi inanırız ki sen Allah'ın peygamberisin deyince çöl bedevisi müsaade et demiş, sana secde edeceğim demiş. Bu fevkalade hali görünce doğru demiş. Bizde Allah'tan başkasına secde olmaz. Eğer Allah'tan başkasına secde edecek olsaydı kadının kocasını secde etmesini emrederdim diyor. O kadar itaat etmesi lazım. Ama Allah'tan başka secde edilmez. Dur hele. Evet, böyle olaylar var. Çok var. Taşlar se'ati şeçaru, natakal hacaru, şakkal gamaru. Böyle işaret ediyor. Ay ikiye bölünüyor. Ay ikiye bölündüğünde Fransız astronomu Lalande bulmuş araştırma yaparken. İnsan doktor ameliyat yaptı mı yarayı diker. O yarayı iyileştirir ama orada ne kalır? İz kalır değil mi? Dikiş izi kalır. Bir bakmış ayın ortasında bir iz var. Şimdi birleşmiş ama iz var. Allah Allah demiş ya. Bu ne demek? Demişler ki ona Müslümanların kitabı Kur'an'da ay Muhammed ayı ikiye böldü diye varlar. Her şakkal kamar. Bu o. Ama adı yine Lalant. Ahmet olmamış, Mehmet olmamış. Yani siz ne kadar şükretseniz az. Böyle fevkalade görmediğiniz halde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyebiliyorsunuz. Adam bunu görüyor. Adı da Lalant. Ahmet değil, Ali değil, Müslüman adı değil. Aynı şekilde Kaptan Kusto da Akdeniz ile denizlerde uğraşan bir adam. Akdeniz'de Cebel Tarık Boğazı var. Ben de gittim oraya. İspanya ile Afrika arasında bir çizgide burası Akdeniz, bu tarafı Atlas Okyanusu. Ama Akdeniz'in suyu başka, özellikleri başka. Atlas Okyanusu suyunun başka. Halbuki su birbirine karışır. Arada şey yok, gergi yok, bir şey yok. Allah Allah demiş ya, çıldıracağım ya. Suyun içine bir şey damlattım, her yeri bulaşır. Bu iki su ayrı, birbirine benzemiyor. Kur'an'da var ya, meracel bahreyni yeltakiyani beynehüme berzakul la yabgiyan. Biz iki denizi yan yana getiririz, bulaştırmayız birbirine.
demişler böyle Müslümanların kitabında böyle ayet var. Allah karıştırmaz. Evet. Ben de su profesörünün ağzından duydum. İstanbul Boğazı'nın üstü başka suyu, 40 metre aşağısı başka. Üstünden Karadeniz'den Marmaris'e su akıyor. Alttan da Karadeniz'e su akıyor. Ama arada şey yok hiç. Böyle bir gergi yok. Hiçbir gergi yok. Fakat bir çizgiden itibaren yukarıdaki su farklı, aşağıdaki su farklı. Hiçbirbirine bulaşmıyor. Arada duvar yok, gergi yok, bir şey yok. Evet. Bunları şey ettiği halde adamın adı hala Kusto. Ahmet, Müslüman adı Ali değil. Neyse, Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet, Cenab-ı Hak bizi lütfetmiş, İslam'la şereflendirmiş, iman etme şerefini bize nasip etmiş. Evet efendim, buna şükretmemiz lazım. Gece gündüz Allah'a yalvarıp sığınmamız lazım. Evet. Böyle Allah rızası için, Allah'ın sevgisini kazanmak için ilim yapıyor, meşhur olayım, dünyanın en büyük alimi benim desinler diye değil, adım duysunlar diye değil. İnsan Allah'ın rızasını kazanmak için ilim yaparsa işte o alime her şey saygı duyar, ondan korkar. Arz ettiğim gibi çok var böyle, çok var, korkar, bu şeybeti ona Allah verir. Evet. El alimu alimani. Alimler iki kısımdır. Alimin talebe ilmihi Allah. Bir alim vardır, ilmiyle Allah'ı, Allah'ın rızasını talep eder. Allah'ın fazl-ı ihsanını, Allah'ın marif-i ilahiyesini arz eder, onlara kavuşmak ister. Evet. Ve ilmel mükâşefe. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uydu mu? O da Kur'an ahlakı. Aynı haller sende de olur. Evet. Mekke'den kalkmış adam, şu Muhammed'in işini bitireyim, hançeri beline sokmuş, öldüreyim. Efendimiz bak, sen bu duvarın arkasını görebiliyor musun? Evet efendim. Demiş, misafiriniz geliyor demiş Medine'de. Adam Mekke'den çıkınca, misafiriniz geliyor demiş. Hangi misafir? Bu kadar, sormak da yok. Ondan sonra gelmiş adam, böyle hulus, böyle güzel saygı maygı ifade ediyor. Efendimizin yanına sokulacak, kan terleyecek, öldürecek. Mükafat alacak, para alacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısına gelmiş, bu numaraları yapmış. Demiş, belindeki hançeri niye aldın demiş. Ne yapacaksın onu? Adam hemen eşhedü en la ilahe illallah. Kimse görmediği halde belindeki hançeri demiş, niye aldın? Ne yapacaksın onu? Evet, işte böyle Allah rızası için alim olanlar da bu, ki onlara keramet denir. Peygamberler olduğu mucize denir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu verir Allah. İlim sahibi kimseye onu verir Allah. Evet. Lem ya'kuz aleyhi tam'an ve lem yeştur bihi semenen. Ya onun karşılığında bir hedefi, dediğim gibi meşhur olayım, başa geçeyim, rektör olayım, en büyük alim ben, alimlerin reisi olayım düşüncesi yok. Ve bunun karşılığında da kuruş almıyor. İmam-ı Azam o kadar ilim sahibi, kendi dükkan açmış, ortak koymuş, talebeyle ders anla diyor camide, ona yürütüyor, taktikleri veriyor, onun geliriyle geçiniyor. Asla maaş almamış. Çok sevdiği için herkes, zamanın halifesi, Abbasi halifesi, onu başkadı yapmak istemiş. Ebu Hanifi rahimehullahi, halk çok seviyor ya, onu yanına alırsa halk tarafından çok benimsenecek, sevilecek. İmam-ı Azam Hazretleri de
yanlış yaptı mı şurası haram, şurası günah, şu işin doğrudan doğru söylüyor. O zaman mahkeme falan yok. Halifenin dediği dedik, astığı astık, kestiği kestik. Öyle bir devir. Evet, yani mahkeme gitse bile halifenin izin olursa gene teklif etmiş, hemen demiş, yani alet edecek yaptığı işlere. Ben demiş halife şeylik, başkadırlık yapamam. Yalan söylüyorsun demiş. Sen bu memleketin en büyük alimisin. Demiş benim başkadır olamayacağımı sen söyledin demiş halife hazretleri. Ne zaman söyledin demiş, şimdi söyledin. Yalan söylüyorsun dedin. Yalancı kadı olamaz demiş. Halife demiş yalan mı söyleyecek ya, sen yalan söylüyorsun, binanı yaptın. Adam bir söyleyecek bir şey bulamayınca atın şunu demiş hapishaneye. Kanaatinden gene asla kabul etmemiş. Kırbaçlayarak her gün artıra artıra hapishanede şehit ettiler. Yalnız Ebu Hanife değil, diğer İslam alimleri de böyle çok var. Yani bir para istemez, bir makam hırsı yok. Ama ve alimin talebe bi ilmihi dünya, evet, dünya ilmini talep ederse, evet, veştera bihi semenen, karşında para, maaşım artsın, hedefi bu, çok paralıyım. Ve akaz aleyhi tamaan, evet, bakile bihi ala ibadillah, cimri olur. Parayı bu kadar seviyen adam cimri olur. Allah'ın kullarına karşı da eli açık olmaz. İmam-ı Azam ticaret erbabı, çok dürüst ticaret yapıyor. Bir koca karı gelmiş, beğenmiş bir malı. Demiş bu malı bana demiş maliyet fiyatına sat demiş koca karı. O da bir fiyat söylemiş. İyi de demiş, ben koca karı diye beni dalga geçiyorsun demiş. Bu malın demiş değeri bu kadar düşük olur mu? Ama sen bana ne dedin? Maliyet fiyatını sat dedin. Ben bunun eşi vardı, onu sattım, ondan şu kadar kar ettim. Bu bana buraya kadar geldi. Maliyet fiyatı o. Şimdi öyle adam bulunuyor mu acaba? Eline geçirmiş bir toy. Yol bunu der, değil mi ya? Ya işte böyle anlarda Allah rızası için mi yaşıyoruz? Allah rızası için mi alimiz? Allah'ın rızasını kazanmak için ömrümüzü mü geçiriyoruz? İşte böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Evet, kesinlikle para istemez. Tamamen Cenab-ı Hak rızasını ister. Bu kimse paracı olduğu için cimrilik yapar. Evet. Evet. Şimdi ilim konusunda da Arapça usulü fıkıh, usulü hadis, evet, fıkhın detayları farz-ı kifayedir. Siz bütün ilimlerin inceliklerini bilmeyebilirsiniz. Çünkü herkes kitapla uğraşsa, dediğim gibi bu elbiseyi kim yapacak? Bu elektriği kim yapacak, değil mi? Halka hizmet, hakka hizmet. Hangi sahada olursa olsun dürüst Allah rızası yaptın mı? Halka hizmet, hakka ibadet. Ha şimdi işte siz zaruri bilgileri elde etmek zorundasınız. Olmazsa olmaz kurallar var. Buna ilmihal deniyor. O ilmihal bilgilerini de mutlaka bilmek zorundasın. Namazın 12 farzı var. Bileceksin arkadaş. Bunu bileceksin. Orucun 3 tane farzı var. Bileceksin arkadaş. Haccın şu kadar farzı var. Bileceksin arkadaş. Olmazsa olmaz. Ha bunun detaylarına gelince bu diyor farz-ı kifayedir. Ama böyle adamların diğer Müslümanlara anlatmasıyla sorumluluktan kurtulurlar. Herkes bunlarla yükümlü değil ama olmazsa olmaz kuralları her Müslümanın öğrenmesi şarttır diyor. Şarttır diyor. Evet. Farz-ı kifayedendir. İlmi kıraat da böyledir. Herkes Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilir mi ya? Kabiliyet meselesi bu. Bir de merak meselesi. Bu işe aşık adam ömrünü buna vermiş. Ne güzel Kur'an okuyor. Sen de geçecek kadar olmazsa olmaz. Dediğim gibi ha'yı hı okumayacaksın. Ha'yı he okumayacaksın. Bu şekilde manayı bozacak kadar öğreneceksin ama bunun dışında
ayını boğazın şurasını sıkacaksın filan diyeceksin. Vatandaş bunu nasıl yapsın? Ha burada diyor, tamam ama olmazsa olmaz şeylerini kıraat ilminde öğrenmesi lazım. Tecvid de böyle, hadis de böyle, tefsir de böyle. Evet, bu Allah'ın sıfatları var mı? Allah var mı yok mu? Din gerekli yok mu? Kelam, tevhid ilimlerinde bunlardan bahsedildiği için bazı alimler bunda uğraşmak iyi değil demişler, bid'attır demişler, kafaları bulandırır. Tabii bu sahalarda olup da çok sapıtanlar var. Elhamdülillah biz bu sonunda Ömer Nasuh Bilmen rahmetullahi aleyh hocamızdan tevhid okuduk, kelam okuduk. O da dört dörtlük şeriat alimiydi. Böyle yanlış fikirler var çünkü. Yanlış fikirler var. Şimdi adını söylemeyeceğim. Hafız profesör, tefsir profesörü. Profesör olduk meşhur. Öyle konuşmalar yapıyor ama saçmalıyor. Bu şeylere tabi olmuyor. Kendi kafasına göre İmam-ı Azam orta çağ adamı diyor. Dil bilmez. Ben diyor dil biliyorum. Onun devri geçti. Öyle bir görüşte arkadan okunan Kur'anlar ölen adamlara fayda vermez diyor. Öyle diyordu. Söyledikleri şeylerden birisi bu. Hafızlık yaptığı hocaya gitmiş. O hocası da onun bu halini biliyor. Hocası sağlam hoca. Onun hafızlık yaptığı hocadan orada ilim sahibi, diğer ilimleri okuduğu da hoca var. O ilim sahibi olan hocaya vermiş, ana avrat sövmüş. Sen ne yapıyorsun demiş ya, benim hocamı. E sen demedin mi demiş. Arkadan söylenenler ölüye ulaşmaz diye orada susturmuş onu. Sen demedin mi demiş. Arkadan yapılanlar ölüye varmaz diye. Varmaz mı lan? Sen küfretsen, hırsızlık yapsan haber veriyorlar anana babana. Çok üzülüyor. Çok üzülüyorlar. Tabii. Senin evladın o. Ama sen şimdi vaaz dinliyorsun. Haber veriyorlar senin anana babana ölmüşlerse. Seninki Süleymaniye'de hadis dersi dinliyor. Oh! Keyiflen dört köşe. Evet. İnne ashabel cenneti fî şûnü fâkühün hüm mezvâcüm fî zilânin alel erâiki müttekühün. Koltuklara yaslanmışlar. Haber veriyorlar. Seninki bak hadis dersi dinliyor. Tefsir dersi dinliyor. Fıkıh dersi dinliyor. Dört köşe oluyorlar. Ama bir yanlış yaptın mı onu da haber veriyorlar. Kahroluyorlar. Ananı, babanı, kardeşini üzüyorsun arkadaş. Onları üzmek istemiyorsan, evet zaten her şey Allah'ın emri mi değil mi ona bakarak ayarlanacak ama anan babanın çok seviyor hiç olmazsa onu üzmemek için yanlış şey yapma. Evet, evet şimdi tabii şiir ilmi de var. Evet, bir kaside bürde diye bir kaside var. Adam felç yatıyor. Ama güzel adam, temiz adam. Hani bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya diye de şiir var biliyorsunuz. Çıplak karı iyi anlatıyor şiir. Öyle şiir var. Belden atağı şiirler var ya. Ama bu zat Basit-i Bürde sahibi güzel şiirler söylüyor. Yatalak, çaput gibi yatıyor yatağında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gitmiş. Bismillah demiş şöyle başından aşağı doğru. Adam bomba gibi genç adam olmuş. Felci geçmiş. Kalkmış. Evet. Banat suadu fakal bil yevme böyle bir şiir söylüyor o peygamberin şeysinden sonra kaside-i bürde diyorlar buna. O kaside-i bürdeyi her gün okuyan felci olmuyor arkadaş. O adam o kadar güzel ya, Allah'ın yanında o kadar makbul adam, peygamber de onu iyileştirmiş. O kaside-i bürdi her gün okuyan felç olmuyor. Biz bunu yaşadık. Arkadaşımız hasta oldu. Doktor diyor ki felç olması lazım ya diyor. Tıp böyle söylüyor ama o felç olmadı. Evet öldü gitti ama felç olmadı. Hayret ya diyor. Evet. O da her sabah kaside-i bürde okurdu. Yani böyle güzel insanların
şiiri var. Bir de işte böyle belden aşağı şiirler var. Onlar yanlış. Onlar yanlış. Evet. Tamamen Mehmet Akif merhum gibi böyle güzel milletin ahlakı duygularını, vatani duygularını, düşmana karşı cihat duygularını şey edecek, teşvik edecek güzel şiirler söylemek lazım. Tabii yıldız ilmi de var. Asla. Yıldız böyle doğarsa şöyle olur. Şuradan doğarsa şöyle olur. Yıldız kaydı mı uğursuz. Bunlar kesinlikle yanlış İslam'da. Yıldızın ne kabahati var ya? Önümden kedi geçti. Hı, kedinin ne kabahati var? Kadın geçtiyse var. Eyvah. Üçü uğur sakın ha. Böyle hayrı ve şerri yaratan Allah Müslüman bu kanunu bilecek. Asla bu gibi şeylere inanmayacak. Bu bilgiler zaruri bilgiler. Bunları eğer bilmezsen imanını koruyamazsın. Men se'ele arrafen lem tukbel lehu salatu arba'ine yevmen. Böyle yarını bilirim, senin geçmişini bilirim, gaybı bilirim diyen yalancıya gidip de bir şey danışırsan diyor, 40 gün namazın kabul olmaz. Peygamber sözü bu. Ama o söyledikten sonra danıştın mı 40 gün namazın kabul olmaz. Divan kabul olmaz. Ama vay be Ali gördün mü herif bildi la. Dedin mi kafir olursun diyor. Çünkü her şeyi yaratan Allah. Gaybı bilen Allah. Ya la ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'da ayet ya. Yarın ne olacağını kimse bilmez. Gaybı ancak Allah bilir. Ama o sahtekar falcıya bildile dedin mi bu ayeti inkar etmiş olursun. Şakası da yok. Allah korusun. İşte dedim ya mutlaka bu zaruri bilgileri elde etmek zorundayız. İmanımızı korumak için. Evet. Evet. Şimdi tabii ben diyorum imam arkadaşlara şu makam Muhammed Mustafa'nın makamıdır. O ömrü billah imamlık yaptı. Sen imamlık yaparak ailen geçindiriyorsun. Ama meyhanede de rakı dağıtan da adam ailesini geçindiriyor. Kumarhanedeki de kumar oynatarak, hizmet ederek. Şükret ulan hocam. Allah seni böyle bir makama layık görmüş. Ve bu makama sen de layık olmaya çalış. Sakalsız bıyıksız imam etme hocam. Peygamber makamına bu yakışır mı? Ha sen de işte bunları duyuruyoruz ki rotanı çizeceksin. Güzel Efendimiz'e her şeyde uyacaksın. Aziz olmanın, başarmanın yolu, dünyada mutlu olmanın, ahirette ebedi mutlu olmanın yolu Muhammed Mustafa'ya hayatı boyunca her sahada tabi olmaktan geçer. Evet. Şimdi adam ilim sahibi olmuş. İlim sahibi olmuş. Söylemiyor. İlmini söylemiyor. Hakikati biliyor. Yaptığı haram, günah. Ama hatırlı adam veya söylerse dedikodu olacak. Soruyorlar. Geveliyor, söylemiyor. Öyle diyor. Yülcemi bileceğim illa. Evet. Yülcemi bileceğim innar. Yevmel kıyame. Allah kıyamet günü gerçeği söylemeyen, bildiği halde söylemeyen alimi sen de biliyorsun, gerçeği söylemiyorsun, yanlışı gizliyorsun. Ateşten gem vuracak Allah ona. Efendimiz böyle söylüyor. Biz söylemekle yükümlüyüz. Senin hoşuna gider gitmeyebilir. Evet. Sandalyede bir sürü oturan var. Bir camiye gittim. Caminin neredeyse dörtte biri sandalye. Dedim ya böyle şey olur mu? Hepiniz sakat mısınız? Çaresiz kalanların, sakat adamların şeysidir bu dedim. Namazın ayakta durması kıyam. Namazın farzı. Bu farzdan kurtulmak için sakat olacaksın. Yapamayacaksın. Siz öyle mi? Değil. Zor geliyor. Zor gelecek.
80 yaşındaki adam 17 yaşında delikanlı gibi oturup kalkabilir mi? Elbette zor gelecek. Ha böyle atıyorlar kıçın sandalyeye, ölçüyü bilmiyorlar. Bağırdım çağırdım, bozuldular. Benden söylemesi güzel kardeşim. Bir yalan söylersem canımı okuyacaklar. Söylemezsem ateşten gem vuracaklar. Ben söyleyeceğim. Sen kabul edersin, etmezsin. Ben din kardeşi görevimi yapıyorum. Söylüyorum. Böyle çaresiz kalırsandır o sandalye oturmak. Allah razı olsun, Diyanet kiliseye döndürdünüz diye sandalyeleri kaldırdı. Ya Müslüman hiç olmazsa farzları zorlansa bile ayakta oturup yapamadığınız zaman, çaresiz kaldığınız zaman sakıt olur o zaman. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha, o zaman zor geliyor diye olmaz. Ama böyle canları sıkıldı yani. Bayağı şey ettiler. Bizim görevimiz bu arkadaş. Evet. Feyunadi aleyhi, böyle cimrilik eden, ilmini meşhur olmak için, para kazanmak için yapan kimseye melekün minel melaike, bir meleklerden bir melek nida eder. Ela inne hâzâ fulân ibn fulân âtâhullâhu fî dâri dünya ilmen. Allah bu adama dünyada ilim verdi. Profesör oldu, alim oldu. Feşterâ bî semenen ve hâzâ aleyhi evet tamamen ama o ilmiyle derdi para, derdi makam oldu diye melek böyle nida eder, herkese duyurur, durur. فَلَا يَزَلْ يُنَادِي عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُوَ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يَسْنَعُ اللّٰهُ بِهِ مَا اَحَبَّ. Evet, buna insanların hepsi ayrılıncaya kadar böyle herkese duyurur. Bu alim ilmini meşhur olmak için yaptı, para kazanmak için yaptı, makam için yaptı, gösteri için yaptı diye insanların hepsi dağılıncaya kadar bunu yapar diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizlerin imanımızı kamil eylesin, ahlakımızı güzel Peygamberimizin tarif ettiği, onun yaptığı şekilde sünnete uygun eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımızı